ta ta tam. Aslında bu melodi biraz daha dinamik. Ta 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 tam diye oluyor da ben biraz böyle hafif şey yaptım, ağdalayarak girdim. Biz geldik efendim. Büyük bir enerji var üzerimizde. Çünkü bana göre çok eğlenceli bir program olacak. Soru eğlenceli olacağı için haliyle cevaplarda neşeli olacak, komik olacak, güldüreceğiz, eğlendireceğiz. Ama hani çok da böyle işi laçkalık boyutuna tabii ki getirmemeye çalışacağız inşallah diyelim. Sizler de geldiyseniz, hazırsanız ekranların karşısına Turkuaz'la hiç şey yapmadan, yavaşlatmadan derken yavaşlatmış oldum biraz da. Hiç yavaşlatmadan hemen hızlı bir şekilde start veriyoruz. Bugün beni yine zorlayan şey ne? Güneş. Şöyle yapsam aslında kamerayı çok güzel görüyorum ve çok güzel konuşabilirim ama şöyle olunca gözlerim biraz kamaşıyor. Gelelim sadede. Günün konusu efendim. İyi bir çay nasıl demlenir? Hanımlar, beyler. Hadi herkes kendi fikrini bir söylesin. Birçok cevap var bununla alakalı. Porselen demlik olacak, çelik çaydanlık olacak, harlı ateş olmayacak, çayın harman olması lazım diyenler, daha da ne seçenekler çıkacak bakalım. Birçok cevap var ama bakalım bu cevapların arasında en ilginci nasıl olacak? Kimine göre nasıl cevaplar gelecek? Bunu merak ediyoruz. Size de sormuş olalım. Hem de biz bugünkü röportajlarımızı yaparken size de keyifli bir programı getirmiş olalım. Tabii bu programın yanında ne yapacaksınız? Güzel bir çay demleyerek kendinizce yudumlayacaksınız efendim. Güzel bir çay nasıl demlenir diye soracağız bugün Konyalılara. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Hadi buyurun. En iyi çay nasıl demlenir? Elinizde çay var, çay içtiğinizi görüyorum. İyi bir çay nasıl demlenir? Bunu bize bir anlatın. İyi bir çay bence besmeleyle demlenir ilk önce. Yani içten demleyeceksin o besmeleyle, o yani sevgini katacaksın ona. Başka tür çayla hani markasıyım şuymuş bence bu yalan yani. Tamam, besmeleyi çektik de illaki bir kural zinciri var değil mi? Güzel bir besmele çektik. Bana göre çok yani bunun... Çaydan iyi anlar mısınız? Tabii ki de. Çay gurmesisiniz. Yani gurmesi demeyelim de yani 3-5 sene çalışmışlığım var yani bu sektörde. Çaycılık üzerine olsun. Şu an içtiğiniz çay güzel mi? Ya sıradan. Yani tamam. Güzel bir çayı nasıl demleyeceğiz? Madem iddialısınız iyi bir çay üzerine. Yani başta güzel bir çay demlemen için suyun iyi olması lazım. Öncelik. Su dediğimiz yani çeşme suyu mu yani olacak? Çeşme suyu olacak. Başta tatlı su olacak. Tatlı su olmadığı müddetçe çay yani iyi çıkmıyor. Hazır su. Bu bildiğimiz ambalajlı hazır sular olsa. Hazır su ambalajlarında tabii ki de çok güzel çıkıyor. Yani ben de dediğim gibi besmele üzerine başladığınız zaman çay zaten ister istemez iyi çıkıyor. Ya şimdi besmeleyi çektik ama kimisi der ki çayı, yani kuru çayın üzerine kaynamış suyu boca etmeyeceksin derler. Kaynamışın içine bırakacaksın derler. Nasıl demleyeceğiz? Aynen, çaydanlık nasıl olacak? Porselen mi olacak demlik? Çelik mi olacak? Alüminyum mu olacak? Ya çaydanlık şeyini fark etmiyor da yani ister istemez iyi bir çayın çıkmasını istiyorsanız da tabii ki öncelik olarak kaynamış suyu direkt üzerine çay atmayacağız. İlk önce çay atacağız. Sonra kaynamış suyu yavaş yavaş bu ülük dediğimiz şeyden hafiften boşaltacağız. Kaç dakika demlenecek? Yaklaşık bir 10-12 dakika beklemesi lazım yani. İyi bir çay istiyorsanız o şekilde beklemesi lazım. 10-12 dakika bekleyeceğiz. Yani aşağı yukarı o civarlarda beklemesi lazım. Porselen mi olsun demliğimiz, ne olsun fark eder mi? Ya o kişinin seçeneğine ne kalmış bir şey. O kadar fark etmiyor yani. Yani lezzeti fark etmiyor yani. İster porselen de içer, ister cam bardak da içer yani. Ona teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? İyi yayınlar dilerim. Çay tarifi almaya da devam ediyoruz efendim. İyi bir çay nasıl demlenir diye de sormaya devam edeceğiz. Bu arada Kerem Bey de... Kerem abiye de selam var. Kerem Bey de çok çok selamlarını söylüyorum. Kendisine başarıların devamını diliyorum. İzliyor musunuz Kerem abi? Tabii ki de. Her akşam kaçırmıyoruz yani. Bazen derdimiz oluyor, sıkıntımız oluyor. Yani bayağı bir yardımcı oluyor yani. Faydası da fazlasıyla oluyor yani ister istemez. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Çay nasıl demlenir? Vallahi bilmem, çayı biz kaynatırız. Kaynanca da çayını atarız. Başka bir şey yok. Çelik çaydanlık mı olacak, porselen mi olacak? Biz çelik de içiyoruz. Güzel oluyor mu? Oluyor. Neye dikkat ediyorsunuz çayı demlerken? Ya şimdi önce bir suyunu ben önce bir vasa kokata kaynatıyorum. Sonra tekrar ocakta kaynatıyorum. Sonra üzerine çayını atıyorum. İyi mi kaynaması lazım? İyi kaynaması lazım tabii. Evet, ben bunu da duymuştum. İyi kaynadığında çay güzel oluyor ve lezzetli oluyor. Kuru çayın üstüne kaynamış suyu mu döküyorsunuz? Öyle de yapıyordum da ama sonra baktım o bir yani acır gibi oluyor. Ben sonra
öbür türlü demlemeye karar verdim. Kaynamışın üstüne çayı bırakıyorsunuz, evet. Toz çayı bırakıyorsunuz. Evet, öyle yapıyorum ben. Peki, püf noktası bu, noktası bu. Valla püf noktası bu. Peki isminiz neydi? Hacer Ateş. Hacer ablamıza göre çay, suyu iyi kaynatacağız tabii, bir. Tabii, İkincisi muhakkak. De kuru çayın üstüne değil de kaynamış suyun üstüne ne kadar atalım? Yani ben şimdi çaydanın o demliğine göre benim bir demliğim var. Ben iki kaşık koyuyorum. İki kaşık. Ama bazen oluyor. Evet, bize yetiyor. Size yetiyor. Kaç kişiye bu? Biz üç kişiyiz. Üç kişiye iki kaşıksa kişi sayısından bir fazla kaşık atın. Yani. Öyle demiş olalım yani, değil mi Hacer abla? Yani. Peki, nereye gidiyorsunuz? Az önceki abla ben kimdi? Biz sohbette, o benim ablam. Sohbetten geliyoruz. Aş evinden geliyoruz. Sohbetten geliyoruz. Oh, maşallah. Güzel bir sohbetimiz vardı. Çok güzeldi. Güzel. Manevi ve bir feyiz verici bir sohbetti. Günü güzel değerlendirdi. Çok güzeldi. Yani. Çok güzeldi. Çok hoştu. Ne güzel. Daha güzel günleriniz olsun inşallah. Amin. Cümlemize inşallah. Peki, Hacer abladan. Milletimize inşallah. İnşallah. Hacer abladan püf noktayı aldık. Bakalım daha ne tür cevaplar gelecek. Yani. Biz iyi bir çay demlemenin yolunu arıyoruz. Bakalım cevaplar nasıl olacak Hacer abla. Teşekkür ederim. Bir de siz evde deneyin bunu. Deneyelim. Ben çok memnunum. Tamam. Çünkü defalarca ben Almanya'dan geliyorum. Hı hı. Defalarca ben çok çay demledim. Çok değişik çaylar demledim. Çok değişik çaylarla çay yaptım ama en güzelini bunu buldum. En güzel bu. Birçok yolu denemiş olmanız var. Birçok yolu denemiş oldum. Ablanız kızacak, geri gel. Abla geri gel. Ablanızın ismi neydi? Ablam Ayşe. Ayşe abla şu an kardeşine diyor ki hadi kız der gibi bakıyor. Yani öyle. Peki hadi buyurun siz yolunuza devam edin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ezan-ı Muhammed'i başladı. Dinlemek nedir? Bizim üzerimize görevdir. Dinleyelim, ezan bitsin geleceğiz efendim. İyi bir çay nasıl demlenir? Bilmiyor musunuz? Abla cevap vermemeyi tercih etti. Hiç bir ses duyamadım yani. Ses tonunu bile duyamadım. Öyle bir şey oldu. Devam edeceğiz. Size bir soru sorabilir miyim? İyi bir çay nasıl demlenir? İyi bir çay nasıl demlenir? Suyu güzel olacak iyi çayın. Nasıl güzel olacak yani? Tatlı sudan mı getireceğiz? Yok ya. Hazır su mu alacağız? Hazır suyun çayı çok güzel ama evdeki sularımızdan koyuyoruz şimdi. Hı. Düzeldi sularımız. Hı hı. O sudan demliyoruz. Suyu koyarız altına. Hı. Çayı da güzelce süzgeçte bir suyu yıkar. Üstüne döker. Yıkamak mı lazım kuru çayı? Bir yıkarsan güzel olur. Tozunu atar. Ben de yıkarım. Yıkıyorsunuz. Tabii. Kosaolu vermez mi? Olmaz. Çok güzel olur. Ondan çok sonra biraz suyu çok fazla kaynayacak, bir üstünde demlenecek yani. Demlenince de demlersin güzelce ne? Ha mis gibi o çökünce de katarsın. Karıştırmayacaksın ama. Karıştırmayacaksın. Hiç böyle üstüne çay kaşığıyla falan hamle yapmayacaksın. Yok, yok. Hayır. Kendisine bırakacaksın. Kendisine bırakacaksın. Peki çelik çaydanlık mı olacak, porselen mi olacak? O önemli mi? Çelik çaydanlıkta da iyi olur ama porselende daha güzel oluyor. Daha güzel olur. Daha güzel oluyor. Öyle diyenler var gerçekten. Evet. Çok güzel olur. Porselende daha güzel. Kaç dakika demlenmesi lazım? Yani demlenmesi lazım ve çökesiye kadar demlensin. Hatta çöktükten eğer biraz daha demlensin. Hı hı. Ha mis gibi. Demin açmamak mı? Açmayacağım. İyi anlar mısınız çaydan? Vallahi İyi anlarım. İyi çayı şöyle tadınca anlar mısınız? Evet, kokusundan anlarız. Çiğ kokar. Çiğ çiğ geldi mi onu hiç sevmeyiz. Teşekkür ediyorum. İsimleriniz nedir? Fatma Altuntu. Gülşen Tor. Arkadaş mısınız, kardeş misiniz? Aşağı yukarı alt üstte otururuz. Komşuyuz. Güzel. Bugün komşuluk o kadar kalmadı. Sizin ne güzel komşuluk. Çok iyi komşuyuz. Birbirinize çay yapıp ikram edin inşallah. Ederiz. Bahçemiz var, kamelemiz var. Orada içeriz. Çok güzel. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz teyzelerimize. Onlardan da. Burada şey mi çekiyorlar? Tabii. Hay Allah hemen. Kötü bir şey konuşmadık değil mi? Çayı demlemesini konuştuk. Evet. Şey yok. Onu görmedik. Kendinizi izleyin. Tamam. Tamam mı? Haftaya pazartesi günü öğleden sonra 3.30'da. Tamam. Hadi uzun. Hadi. Günler. Hadi. Biz de devam ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Vallahi 20 dakikada demlenir iyi bir çay. En baştan bir başlayalım. Güzelce kaynadı. Kaynaması önemli mi? Çok mu kaynıyor? Yok canım, çok kaynaması önemli değil, normal. Ne önemli? Demleyecek. Suyunu dökeceksin, üstüne de çayını koyup 20 dakika demleteceksin. Kuru çayın üstüne sıcak suyu gezdirmeyeceğiz. Yok değil. İlk önce suyu dökeceksin, üstüne çayı. Böyle çayı demliyorum. Öyle demliyorsunuz. Evet. Ne kadar, kaç kişiye kaç tane kaşık atalım? Nasıl yapalım? Vallahi onu kendine göre ayarlarsın. Çaydanlığına göre onu bilmiyorum ki. Sen kaç tane atıyorsun abi? Valla ben normal 5-6 kişiye 5 tane atıyorum. Her kişi için bir çay kaşığı değil tabii ki. Yemek bir çorba kaşığı. Bir yemek kaşığı. Çaydanlık önemli mi? Evet.
Hangi, nasıl bir çaydanlık olacak? Çilek veya en iyisi emaye ama o da çok kullanılmıyor şimdi yani. En iyisi emaye mi olacak? Evet. Peki bürüme çay yapılıyor bir de, onu biliyor musunuz? Bilmem, onu Konyalılar yapıyor bizler. Siz Konyalı değil mi? Değilim. Nerelisiniz? Çumralıyım ama. Siz hiç görmediniz yani öyle. Yok, bizde yok demleme. Bürüleme çay yok da ben burada gördüm ilk. Garibinize gitti mi? Evet. Aslında bir taşla iki kuşu vuruyoruz hemen. Hepsini koyuyoruz, böyle pratik yapıyoruz. Ama bilmiyorum biz daha öyle. Tadı nasıl olur acaba, değil mi? Biliyorum, içtim canım. Peki, teşekkür ediyorum. Oldu. Nereye gidiyorsunuz şu an? Evimize. Ev, nerede ev? Ahmet Özcan'dayım. Otobüse bineceksiniz. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Oldu, hadi iyi yolculuklar, sağ olun. İyi bir çay nasıl demlenir diye sormaya devam ediyoruz. Herkesin taktiği farklı, görüyor musunuz? Emaye tencere diyen ablamız çıktı. Bakalım daha başka ne cevaplar alacağız. İyi bir çayın nasıl olduğunu bilir misiniz? Nasıl demlenir iyi bir çay? Vallahi bilmiyorum onu ya. Yani. İçmeyi sever misiniz? Çok severim. İçmeyi seviyorsunuz. Yapmayı niye bilmiyorsunuz? Ne bileyim, evde çocuklar yapıyor, biz içiyoruz. Şaka yapıyorum, takılıyorum tabii ki. Bana kızmayın. Peki grupta başka abilerimiz vardı, tek siz kalmış. Yok, buradalar işte. Buradalar. Sizi bıraktılar, gittiler. Yok, bekliyorlar, bilmiyorum ya. İsminiz nedir abi? Yusuf Varol. Yusuf Varol abimiz çok iyi çayı içiyor. Çayı seviyor ama nasıl yapıldığına dair bize bir püf noktası verir misiniz diyecektim. Hiç çay demlemediniz mi? Ya demledim tabii. Yani önce suyu kaynatırız. Neye dikkat ediyorsunuz? Ya suyu kaynatırız. Çaydanın içine, demliğin içine çayı dökeriz. Ondan sonra üzerine sıcak su dökeriz. 10-15 dakika bekletiriz. Öyle demleniriz. En önemli şey nedir? Ben bu abla cezalı değilim. Yani demlenince kadar altının sıcak olması. Öyle biliyorum. Altının sıcak olması. Yani çok mu kaynaması lazım suyun? Ya tabii ki suyun iyi kaynaması lazım diye biliyorum. Çayın markası, burada marka ismi vermeyelim ama çayın markası önemli mi? Önemli tabii. Önemli. Yani bazı şeyler çıkmıyor. Çekil Hasan. Bazı şeyler işte boyalı oluyor falan ama yani kaliteli bir çayın tadını hiçbir şey vermez. Harman yapanlar var bile. Birkaç tane çayı harmanlayanlar var. Bilmem, ben tek çay kullanıyorum ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bizim sizi gönderebilirim abicim. Teşekkür ediyorum röportaj için. Röportaj anın boyunca beni rahatsız eden ekibi de bir tanıyalım. İsminiz? Ben Hasan Yılmaz abla. Sizinle de konuşabilirdim ama niye gelip kendiniz atladınız? Ne niye vallahi sıranızı beklemediniz? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben yeni cezaevinden çıktım. Ben cezaevinde seni izliyordum. Cezaevinde bizi kimleri izliyorsa hepsine selam olsun. Allah razı olsun abla senden. Hepsine selam olsun. Emircan. Hepsine selam olsun. Peki iyi bir çay nasıl demlenir? İyi bir çay nasıl mı gelir? Közde demlenir iyi bir çay. Vay. Bak güzel cevap. Kimse bunu söylemedi. Abla çay közde demlenir közde, şöyle. Közde kaynayacak. Güzel şöyle bir yarım saat boyunca 45 dakika sonra kaynayacak abla. Çay demledin mi 25 dakika çay bekleyecek. İçine bir tane de şeker atacaksın. Daha güzel ondan sonra, dem verir çaya. Şeker mi atacaksın? Evet, bir tane şeker atacaksın. Zararlı diyorlar sağlığa. Ben 4-5 tane. Vallahi abla biz kullanıyoruz. Sen biraz kafadan attın gibi geldi. Vallahi değil. Tuz, şeker olsun çok hastasıyım. Tuzsuz yemek yemem, şekersiz çay içmem. Dur, şu an çaydayız. Çaydayız. Tamam. Şekersiz asla. Şekersiz asla. Demlerken de mi şeker atıyorsun? Evet. Bak bu arkada. Çayı abla demleyeceksin. Tamam mı? Üstünde tam böyle çökecek ya. Çökmesine az kala bir tane şeker atacaksın. Küp şekeri sallayacaksın. Küp şeker veya toz şeker. Ne yapar küp şeker ona? Yani çayın daha güzel böyle tat vermesini sağlıyor. Ve bu da başka bir taktik, görüyorsunuz. Evet. Ayrıyetten de yani nasıl diyeyim size, çok güzel böyle bir çay çıkıyor, demli olmuş oluyor. Tavşan kanı. Aynen öyle. Tavşan kanı da biz tavşan yemiyoruz. Değişmiyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Direk abla. Yok, daha bunlar montaja girdi. Akşam böyle çekiliyor. Oldu mu? Oldu abla. Abla neyde demlenir biliyor musun? Mangal atıyorsun ya, mangalın közünde. Mangalın közünde en güzel bir şey. Yavaş yavaş. Tüm mahkumlara merhaba. Selam. Meşo. Bu canlı yayına çıkacak mı abla? Canlı yayına çıkmayacak. Ama televizyona. Montajdan çık ama ekrana çıkacak. Ne zaman? Haftaya pazartesi günü öğleden sonra 3.30'da. Haftaya pazartesi. İzleyeyim abla. Gününü beğenmedin gibi sanki. Yok, şöyle bir durdun. Abla. İzle tabii ki. Tamam, izleyeceğim. İsmin ne? Hasan Yılmaz abla. Hasan Yılmaz bizi izleyecek. Kendisi röportaja da katıldı. Evet. En güzel cevabı da bence kendisi verdi. Köz dedi. Teşekkür evet. ediyoruz. Rica ederim. Ben abla. Sizden bir şey rica etsem. Bir daha röportaj olursa da böyle arkada durun. Tamam. Efendice şöyle ben sizinle röportajı tamam. zaten yaparım. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Haydi bakalım. Abla bana da sorabilir misin ya? Neyi sor? Başka bir şeyler. Bugün konusu çay. Tamam. Çay nasıl demlenir? Tamam. Oldu tamam. mu? Yarın çayın markası önemli değil. Yalardan. Tamam gelirim abla. Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a emanet. Var ya 2 bardak, 3 bardak çayı içmeyesin, içmeyenler olmasa gene içmen lazım. Çünkü kafa ağrısı falan veriyor. İçmezsek evet. çarpıyor. Ben içmedim mi vallahi kafa ağrısı veriyor. Çay sıyoruz değil mi? Susamak aynen. gibi. Aynen. Senin isim neydi? Muhammed Yılmaz abla. Muhammed'i de uğurluyoruz arkadaşlarla birlikte. Başka zaman yine denk gelirlerse her zaman için röportaj yapmaya hazırız diyoruz. Eyvallah. Haydi bakalım. Bir dinlenelim, tekrar geleceğiz efendim.
Şimdi bir abimiz geldi, kendisi kitap yazıyormuş. Kendi kitaplarından bahsetti. Ben dedim ki bizim kitap programı yapan bir ekibimiz ayrı. Biz bugün şu an ne yapıyoruz? Röportaj yapıyoruz. Ben buraya kadar gelmiş olduğu için abime bugün mikrofonu uzatacağım, sorumuzu soracağım. Kitabını da bir göstereceğim ama daha uzun metrajlı bir program yapması başka bir programa düşüyor. Bizim alanımıza girmiyor. İsminizi öğrenebilir miyim? Tanıyalım sizi. Recep Altun Kaynak. Erzurumluyum. Konya'da yaşıyorum. Nereden merak başladı bu yazma merakı? Nereden başladı? Daha 11 yaşındayken merakım vardı ve ben bunu geliştirdim. En son askere gittiğimde bıraktıydım. Dolapta bir siyah kaplı defter gördüm. Ve içinde bir şiir vardı. O şekilde devam ettik. İşte ilk kitabımızı çıkardık. Bu ikincisi inşallah çıkartacağız. Başarınız daim olsun diyorum. Erzurum, Konya nasıl oldu? Erzurum, Konya. Erzurum'da doğduk. Mardin'e göç ettik. Oradan da buraya göç ettik. Nasip yani bir... İş gereği mi oldu? Veya aile mi göç etti? Siz de aileyle birlikte mi geldiniz? İş gereği diyelim. Yani bizim takıntımız lisan değil, insan hesabı. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir görebilir miyiz kitabınızı? Tabii ki de. İlk kitap değil mi bu şu an? Yok, iki. İkinci kitabımız, evet. İkinci kitapmış. İlk kitap. Bu ikinci kitap. Evet. Şöyle görelim. Tam zamanı Recep Altun Kaynak. Kitabı da burada abimizin. Peki, günün sorusuna gelelim. İyi bir çay nasıl demlenir Recep abi? İyi bir çay, önce iyi bir kaynatacaksın suyu. Ondan sonra az bir altını, tüpün altını kıstıktan sonra çaya atacaksın. Çayı 5 dakika dinlenmeye bırakacaksın. Bu şekilde daha güzel olur. 5 dakika mı demlenecek? Yok, 5 dakika demlenmeyecek. Demledikten sonra 5 dakika bir dinlenmeye bırakacaksınız. Evet. Çaydanlığın çeşidi önemli mi? Yani porselen, çelik, alüminyum, emaye fark ediyor mu sence? Yok, fark etmiyor bence. Hayır. Püf noktası dinlenmesi mi size göre? O dinlenme süresini bırakmak mı lazım? İyice kaynadıktan sonra o dinlenme süresini bırakmak lazım bence. Peki, teşekkür ediyoruz Recep abi. Ben teşekkür ederim. Recep abiden de dinlenme püf noktası aldık. Bunların hepsini birleştireceğiz. İyi bir çay demleyeceğiz inşallah. Recep abinin kalemine sağlık diyoruz. Daha nice kitapları olsun diyoruz. Sorumuzu sormaya da devam ediyoruz efendim. Birazdan karşınızdayız. Çay içer misiniz? İçeriz. Sever misiniz? Severiz. İyi bir çaydan anlar mısınız? Bu çay olmamış. O kadar tiryaki değilim ama. Amcam sen çaydan anlar mısın? Vallahi bilmiyorum. İçiyoruz ama. İçiyoruz ama. İşte tabii. İyi bir çay nasıl demlenir? Biraz anlatır mısınız? Neye dikkat etmek lazım iyi çay demlemek için? Onu hanımlar daha iyi bilir ama. Ben fazla çay demlemem. Demlemiyorsun. Ama genelde çayı önce yıkarım. Niye yıkıyorsunuz? O içinin tozu pisliğe gider, akar. Ondan sonra demliğin içine bırakırım. Bol kaynadıktan sonra demlerim yani. Su çekeriz. Tabii canım ya. Çay çökene kadar bekleriz. Bekledikten sonra 15-20 dakika sürer. Ondan sonra da içeriz. Peki. Çaydanlığın cinsi önemli mi? Çelik olması. Önemli. Porselen olması lazım. Porselen. Tabii. İçine tomurcuk koyanlar veya kaçak çay diyebildiğimiz çaylardan biraz harmanlayanlar oluyor çayları. Bunlar da lezzet veriyor mu sizce? Yapıyor musunuz? Valla öteki ilk demlediğimiz çay kalitesizse olur. Ama şey yaparsak o da takviye olmuş olur. Yani. Yiyebiliyoruz zannedersem onlarla değil mi? O konuda fazla bilgim yok. Bilgi yok mu? Hayır hayır. Yani size gelsek abisim neydi? Vefa. Vefa abi bize bir çay demle desek herhalde çay gelmeyecek mi? Gelir gelir. Gelir mi? Gelir de bildiğimiz fazla gelir yani. Öyle karışık kaçak şu bu falan değil yani. Bildiğimiz çay yani. Türkiye'de de kaliteli çaylarımız var. Var. Tabii var. Ama bazen aroma istiyor ya tomurcuk diye evet, konulandan evet, konulu, bergamot koyanları. Sevmiyorum onu. Sade mi olacak? Sade olacak. Şeker az, sade olacak, demli olacak. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Kültür Park'ın içindeki farklı aktiviteleri de burada varsa onu da ekrana getiriyoruz. Şimdi bu şey... Buna ne demek doğru olur bilmiyorum ama engelliler için yürüyüş parkuru desem herhalde tam doğrusunu söylemiş olmasam da yaklaşmışımdır diye düşünüyorum. Bunun ilk kez yapılışını göreceğim. Siz de benimle birlikte görmüş olun. Buradaki ustam kırıyor. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tam sağ olarak olun. Ne yapıyoruz ustam şu an? Şimdi bu görme engelli kardeşlerimiz için yürüyüş yolu. Ben doğru söylemişim. Doğrudur. Şimdi bununla alakalı daha evvel bir yapmıştık biz bunu. Garantisi olduğu için bu ürünün. Şu anda bunun değişimini yapıyoruz. Evet efendim. Siz kırıp çıkaracaksınız. Biz bunu önce kırıyoruz. Bakın geriye bakarsanız o tamirleri tek tek yenilerini koyarak devam ediyoruz. Kaç aşamadan geçiyorsun? Ya çok aşamadan geçiyor. Bu boyadan başlıyor buraya kadar geliyor. Bayağı bir aşamadan geçiyor. Bir,
Yani 3-4 evreden geçiyor. 3-4 evreden geçiyor. Geçer. İyi bir çay nasıl demlenir usta? Erzincanlıyım, bana soracaksın. Sana sorduk zaten, geldik hemen. Suyu kaynatacaksın. Heh. Üzerine de kaynattıktan sonra çayı atacaksın. Demliğin ucunu kapatacaksın. Aa, o niye? Tabii söylüyorum. Üstüne de bezle örteceksin. Hava almayacak. Senin bu dediğin aynısını yapacağım tamam. Bu akşam. Tamam. Yarım saat bekleyeceksin. Ondan sonra iç. Tamam. Çaydanlığın çeşidi önemli mi? Çelik, yok, porselen. Çelik. Tabii. Porselende soğuk olur çay. Tamam. Ya dediğim gibi hava almasın içi. Yarım saat bekle. Tamam. Götür. Aynısını yapacağım bugün. İnşallah. İçine böyle kaçak çay deniliyor ya. Bergamot yok, falan. Yok. Direkt Türkiye çayı. Bergamot mu? Aman ya Rabbim. Mide bulandırıyor onu. Nasıl içiyorlar onu? Direkt orijinal çay. Peki, Rize. Erzincan, Konya nasıl oldu? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şartlar mı böyle gerekiyor? Hayır. Türkiye'nin biz her yerine gidebiliriz. Yani bunu kim yaptıracaksa. Tabii bunu kim yaptıracaksa bir ihale olur. İhaleyi kazanan işi yapar. Bugün Konya, yarın Erzurum belli sizin değil. Ev nerede şu an? İstanbul. Evet. Aslında o İstanbul beyefendisinin Türkçesinden teşekkür belli oluyor teşekkür zaten. Teşekkür ederim. Memleket Erzincan'mış. Ben diğer ustalarımla da konuşacağım. Bunlarla Cengiz ustamızla görüşeyim. Cengiz ustamızla konuşayım. Evet. Bu ekiple konuşmayayım. Derdini anlatamaz. Peki evet. Suriyeliler mi? Yok, Afgan. Afganlar. Evet. Afgan kardeşlerimizmiş. Evet. O çalışmayı evet. yapan. Evet. Ustamın adı neydi konuşacağım? Cengiz Usta. Cengiz Usta'nın yanına gideceğim. Buyurun. Bir tane de ben yapmak istiyorum. Cengiz Usta bana izin verir mi bunu yapmak? Ben vereyim canım ona tamam. Ne gerek var? Ben her işe tamam. burnumu sokmasam Ali olmaz. Gelir tamam. gider hatırlarım. Şunu da ben yapmıştım derim. Bizim yalnız, çekim ekibinde Eray var. Eray bana yardım etsin. Yalnız boyanız boya olduğu zaman pantolonu atarsınız ona göre. Olmaz ha. inşallah ya. Eray mikrofonu bana yakın tutman lazım. Şimdi uygulamayı da ben göstereyim. Bakın bu sert bir ürün. Bu ürün sert bir üründü. Evet. Bu normalde bunu uyguladığınız zaman tutmaz. Hı hı. Bu ateşi gör, ateşi. Aman Allah'ım. Evet. Ateşi gördüğü zaman bu yumuşar. Tamam. Bir saniye. Şimdi lastik gibi olacak bak. Tamam. Görüyor musun? Ama eldivensiz uygulayamazsın bunu. Çok mu elimi yakar? Yakar şu anda. Eldiven giyin isterseniz ya da ben yapayım. Çantamda eldiven var giyeyim mi? Eldiven. Eray. Ver. Eldivenimi istiyorum. Ver. Boya yapacak fark eder mi? Hemen boya yapacak. Evet. Sıva. Sıvacılık yapıyorsun. Evet. Eray ne diyorsun? Yapabilirsin abla. İnanıyorum ben sana. Ben de kendime inanıyorum. Evet. Evet tutuyoruz böyle şimdi. Bak yastık gibi oldu görüyor musun? Tamam tuttum. Yeter şimdi. Aa ağırmış. Şimdi bunu koy üstüne. Kes kenarına doğru. Bak şöyle. Koyduk mu? Şimdi acele bırakın. Bıraktım. Tamamen bırakın. Şimdi eldiven var. Şöyle oynayın önce otursun. Ha, altındaki şöyle. Boya boşlukları tamam. doldursun. Yani boya her yere nüfuz etsin. Tamam. Evet olay bu. Bir şey yokmuş abi. Bu kadar. Ustam, abi diyorum. Şu an usta çırak durumundayız. Sıkıntı yok. Sonra da bunun tamam. kenarlarını boyayla dolduruyoruz. Bakın tamam. görüyor musunuz? Hı-hı. Ne oldu? Kenarlarında bayağı altında boşluk ama. Kaldı. Bravo. Yaptım değil yani mi? Bu... Alkış istiyorum. Evet alkış. Boşta kalırsanız bekleriz İstanbul'a. Ne diyelim? Abi, teşekkürler. Evet teşekkür ediyorum. Burnumu yine soktum. İlhan nasıl oldu? Bu işle halletmiş olduk. Çayı da konuştuk ama bir ustamla daha çayı konuşacağız. Diğer ustamın adı neydi? Zaten halkımız meraklandı. 15-20 dakika sürüyor. 15, 20, zaten basmak çay lazım değil mi? Yok basmıyor. Yani zaten çayı şöyle de. Oo Cengiz ustam. Merhabalar. Kolay gelsin. Ustam sizin işinize böyle bir burnumu soktum özür diliyorum. Kolay gelsin. Şu son parçayı ben yerleştirdim. Beni izlediniz mi? Evet izledim. Güzel oldu mu? Oldu güzel. Oflu musun abi sen ustam? Elhamdülillah. Çay. Çay güzel nasıl demlenir bize bir anlatın. İyi bir çay demlemek için ne yapacağız? Herkesin bir demlemesi vardır. Ama memleket sizin memleket şimdi. Yani, Erzincan'da da iyi demler. Erzincanlı ustamdan dinlerim. Bir de sizden dinleyeyim. İyi bir çay nasıl demlenir? Araya girebilir miyim? Karadeniz'de derler ki çayı biz yetiştiririz. Erzincanlılar, Erzurumlar demler. Nereye? Nasıl demlenir ustam? İyi bir çay. Valla güzel bir demini aldıktan sonra 15 dakika bekleyeceksin. Ondan sonra açıp afiyetle içeceksin. Hiç püf noktası vermedin ki. Bu kadarını biz de biliyoruz. Yani o kadar bir da. Oflu olarak bir şey söyle. İlgiyi saklıyor mu yoksa acaba? Ya herkesin bir demleme stili vardır. Ona göre demliyor zaten. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Görme engelli halkımız için yapılan parkuru da
hem oradaki çalışan ustalarımızı gördük, onlarla tanıştık. Hem de bir nebze biz de bir tanesini yerleştirmiş olduk. Ben ekibi yine yordum, böyle koşturdum onları, buraya kadar getirdim. Hemen şurada bir keselim. Ben şöyle elimde de hafif böyle toz gibi bir şey kaldı. Biraz da onlardan kurtulayım, devam edeceğiz. Bizim kültür parktaki klasik kimler vardır? Bunu hep söylerim. Biz mahallenin delisiyiz. Ben öyle diyorum kendime. Sabit olan isimler var. Tatlıcı Servet olarak bildiğimiz Şeref abi orada mevcut. Onun yanındaki işte Salepçi abi sabit. Pamuk Şekerci burada bizi bulur. İsmini unuttum. Affetsin beni. Bir de biz geliriz, dörtlüyü tamamlarız. İsim neydi? Taner. Taner. Nasıl gidiyor şeker satışı? Şükür abla. Alıyorlar mı? Alıyorlar işte. Peki ne kadar fiyatı? 2 TL. Sen bana hangi gün ikram edecektin? Bilmem. Ne günüydü İstersen ya o gün? Edebilirim yani. Eyvallah, teşekkür ederim. Onu diyorum ya, ben onu bir yemeye başlasam ağzım yüzüm her yerim böyle şeker meker pembe. Değil mi? İyi bir çay nasıl demlenir Taner? Bence Közde abla. Közde. Aynen. Gençler bu işi daha mı iyi biliyor ya? Az önceki gençler de Közde demişti. Yani köz ateşi daha önemli değil mi? Aynen abla. Peki köz ateşi yok, bildiğin ocağa koyacağız. Neye dikkat etmek lazım? Neye dikkat etmek lazım abla? Ateşi çok açmayacaksın. Su çok kaynarsa eğer gider. Yani suyun tadı bozulur. Şekli ve tadı. En baştan da mı hiç o kadar kaynatmayacağız? Kaynayacak su. Hı. Az kaynayacak ama. Aynen. Anlatışa da bakar mısınız? Kaynayacak su, az kaynayacak. Şekilli anlatıyor biraz. Peki, başka bir püf noktası bekliyorum Taner. Nasıl püf nokta abla? Ne istiyorsun? Ne bileyim, kaynamasından başka bir şeyler daha olması lazım. Mesela demir fazla atmayacaksın, çok kararır. Çok acıtmayacaksın. Olur. Aynen. Bak, güzel, biliyormuş ya. Yani değil mi? Çok da şey değil, aman bu hanım işi ya, ben karışmam diyenlerden değil, biliyor. Teşekkür ediyorum. İyi ben satışların olsun inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Devam ediyoruz. İyi bir çay nasıl demlenir? Vallahi iyi bir çayı hanımlar daha iyi bilir ama önce kaynamış suyu demliğe koyuyoruz. Sonra üzerine çayı ekliyoruz. Çayın üstüne sıcak suyu boca etmiyoruz yani. Etmiyoruz, hayır etmiyoruz. Bu Yok. Kadar mı püf noktası? Yani çayın tabii harmanı çok önemli. Bir de koku... Harman derken ne demek istiyorsunuz? Şöyle güzel kokulu çaylarla, hani renk veren çaylarla, lezzet veren çayların karışımı diyoruz. Çünkü... Ne mesela bunlar abi? Vay, bildiğimiz bir market çayının içine bergamot, kaçak çay diye bilinen çaylardan falan mı koyacağız? Mesela bergamot şeyli, aromalı çay mutlaka katmak lazım. Ve bergamot... aromalı çay bir kere çayın hatalarını da giderir. He. Ben çok severim. Çok kusur kapatıcı mı oluyor biraz bergamot? Yani tabii. Yani diğer çay, harmana giren diğer çaylarda bir kusur varsa bergamot bunu çok tolere rahatlıkla ediyor. Kapatıyor. Evet, tolere ediyor. Onun için ben çok severim onu. Bayağı da biliyormuşsunuz abi. Hanımlar bilir dediniz ama. Yaşımız da tabii tecrübe. Kendiniz illaki çay demlemişsiniz değil mi? Keyif çayı çok, böyle. Çok tabii demlemişiz. Doğru. Kadın erkeği yok artık, çay herkes tarafından yapılabilecek bir şey. Ama çok fazla iddia var. Kimi diyor ki porselen demlik olacak. Kimi diyor ki çelik olacak. Kimi közde olacak. İddialar fazla. Biz de bunu ortasını bulmaya çalışıyoruz. Valla porselenin daha iyi olduğu söyleniyor ama bilmiyorum tabii. Yani porselenin. İyi bir lezzet ya da aroma kattığı mümkün olabilir. Tam olarak bilmiyorum doğrusu. Hiç denemedik herhalde. Yok pek. Biz çelik çaydanlık kullanıyoruz. Hepimizin evinde. Benim evimde de çelik çaydanlık var. Doğru. Peki, teşekkür ediyorum. Bir de tanıyalım sizi. Kiminle yaptık sohbeti? Özdemir Alıoğlu. Emekli öğretim üyesiyim. Profesör Ziraat Fakültesinden. 2 yıldır emekliyim. Türkiye'de tarım nereye gidiyor? Sayın hocam. Zor sordunuz. Şimdi bir kısmı battık diyor, bir kısmı da çok iyi diyor. Aslında problemleri var ama dünyadaki çok iyi, yani tarımda çok iyi olan ülkelerden bir tanesi. Birçok üründe dünyada üretimde birinciyiz aslında. Tabii biraz politika bulaştırıyorlar. Yani politik olarak kendisi eğer muhalifse hükümete çok kötü diyor. Veya bir problem çıktığı zaman işte battık öldük gibi şeyler söylüyorlar. Aslında objektif olarak, bilimsel olarak işe bakmak lazım yani. Bugünü değil de 50 yıl sonrasını düşüneceksek eğer, tarımdan da madem yakaladık bir hocamızı soralım. 50 yıl sonrasını düşüneceksek, hesaplamamız gerekiyorsa, arpa ve buğday olarak bilinen Türkiye biraz da şuna meylederse kazançta olur diyeceğiniz neye önem vermeliyiz tarımda? Ayçiçek midir? Veya bizim bile aklımıza gelmeyecek şeyler var mı?
Valla ayaküstü olacak şeyler değil tabii. Bunlar çok derin sorular. Her biri ayrı bir konu. Yani Türkiye'de neler yetiştirmelidir, ne kadar yetiştiriyoruz. Yani Türkiye aslında toprak kaynağı olarak, su kaynağı olarak kendine yeterli sayılabilecek bir ülke. Yani bundan 50 sene önce öğrenciyken biz hani o zaman nüfusumuz diyelim 30 milyonlardaydı filan, 100 milyonu besleriz diye iddia ediliyordu ki doğruymuş demek ki. Şu anda 80 milyonun üzerinde bir nüfus var ve rahatlıkla bunu besliyoruz. Daha da besleyecek yani, 100 milyonu rahatlıkla besleyecek bir kapasiteye sahip. Yani ben kötümser değilim. Güzel tedbirler alınıyor. O açıdan ancak ayaküstü. Tarım ülkesi olma özelliğimizi kaybetmedik yani. Onu korumayı biliyoruz hala. Vallahi yani dediğim gibi ayaküstü olacak şeyler değil bunlar. Tarım ülkesiyiz tabii ama tabii gençlerin köyleri terk etmeleri, toprakları terk etmeleri çok kötü bir şey. O açıdan biraz insan üzülüyor tabii. Yani yaşlılara kalıyor birçok araziler, boş kalan yerler var. Problem çok şey, ayaküstü zor biraz anlatmamız. Son bir şey söyleyeceğim. Ben yakın zamanda şöyle bir cümle duydum, çok hoşuma gitti. Katılır mısınız bir ziraatçı olarak? Sınırı asker, vatanı çiftçi korur. Veya buna benzer bir cümle muhtemelen duymuşsunuzdur. Katılıyor musunuz? Tabii ki, mutlaka. Yani eğer gıda üretemiyorsanız bir savaş veya bir saldırı durumunda çok zor durumda kalırsınız. Mutlaka, mutlaka, özellikle buğdaygiller başta olmak üzere süt ürünleri, hayvansal ürünler mutlaka ve mutlaka üretmemiz lazım. O açıdan tarım insanın hayatta kalması için, beslenmesi için hayati öneme sahiptir. Ve dünyadaki bütün ülkeler, hükümetler çiftçiyi destekler. Zarar etse bile destekler. Çünkü çiftçinin ayakta kalması bir noktada bu hayati önemdeki gıda üretimine bağlıdır. Yani gıda üretiminin sürdürülebilir olması için bütün dünyada hükümetler çiftçileri desteklerler. İnşallah bizim ülkemizde de bundan daha fazla desteklenir diye umut ederek de kapatmış olalım. Teşekkür ediyorum bu güzel sohbet. Rica ederim. Peki benim. Devam ediyoruz. Bizim konumuz neydi? Çay. Nasıl güzel demlenir diyorduk. Evet. Tekrar çaya döneceğiz. Çay da tarım değil mi? Devam bir ucundan ediyoruz. Oradan nasıl? Devam ediyoruz şu anda. Ben şöyle biraz konuşup kapatacağım. Sizi uğurlayabilirim eğer işiniz varsa. Yok yani 3-5 dakika daha var ama. Öyle mi? Var mı söylemek istediğiniz? Yok, başka çay yok. Durum, çayı soralım. Çayın tarımsal çayı konuşalım. Doğru cümle kurdum mu bilmiyorum ama dilim dolanıyor olabilir. Tarım arazilerinde çay yetiştirmeyi konuşalım. Ne durumdayız? İyi mi? Karadeniz bölgesi bunun öncüsü. Valla çay konusunda ayaküstü bir şey söyleyemem. Yani bizim çaylarımız da güzel. Aslında çay yetiştiriyoruz. Tabii harmanlama çok önemli. Kalitede harmanlama çok önemli. İşleme. Tamam, birkaç çeşit çayı alır. Böyle kocaman bir sofra bezi veya bir gazetenin evet. Üstüne şöyle harmanlar. Ondan bahsediyorsunuz değil mi hocam? Ya şimdi çay teknolojisi diye bir şey var. Çay işleme diye bir şey var. Tabii benim uzmanlık alanım değil. Ama okuduğum ve bildiğim kadarıyla hani çay işleme tekniğinde şöyle, bir kısmı aroma ve kokuya işlenir ama rengi güzel değildir. Bazısı da rengi işlenir ama aroması zayıftır. İşte piyasadaki bunları bilip alıp harmanlayacaksınız. Sonuçta hem aroması güzel hem de rengi güzel çay elde edersiniz. Eğer ki beceremiyorsanız bergamot da bu kusurları kapatıyormuş. Hocamızdan öğrendim. Evet, bir de tabii su çok önemli, bakın onu unuttuk. Çayın kaliteli bir çay demlemede suyun kalitesi çok çok önemli. pH değerinden falan mı bahsediyoruz hocam burada biraz kireç, daha bilimsel? Özellikle kireç ve tabii pH değeri genellikle zaten 7 civarında oluyor. Ama kireçli olması hiç iyi şey değil tabii. Bu çeşmeden akan da suları, menba suları tabii ki en güzelidir. Yani kaliteli menba suyuyla yaparsanız çok daha güzel çay elde edersiniz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica bu ederim. Güzel sohbetten size dolayı. Kolay gelsin. Hem de sizi tanımaktan dolayı onur olduğumuzu söylemek istiyorum. Oldum. İlhan'ı dinlendirmem lazım. Geliyoruz efendim birazdan. Usta olan iyi demliyor. İşte nasıl usta olacağız? Püf noktası nedir iyi bir çay demlemenin? Vallahi acil işimiz var hanım ya. Hiç cevap vermeyeceksin. Bir şey söyle. Sen söyle. Ablala karar veremedi. Kızla sen söyle dedi. İşimiz var dedi. Cevap alamadım. Burada bize bakan bir grup var. Merhabalar. Merhaba.
Adınız nedir? Zeynep. Çok güzel bakıyordun uzaktan bana. Kendin inanamadın. Nasıl ya, ben güzel mi bakarmışım? Senin ismin nedir? Türkçe İrim. Benim adım Suyon. Tamam. Japon mu? Güney Kore. Tamam. Senin ismin? Didem. Didem. Sizin ortak paydanız nedir? Aynı okulda olmak mı? Evet, ikimizin aynı sınıfta olması. Arkadaşım? Arkadaşım, burada tanıştık biz. Turist olarak. Ne yapıyorsunuz? Konya'yı mı geziyorsunuz? Evet. Vallahi aferin kızlar size ya. Çakın bakayım be. Aferin. Nereye götüreceksin? Meren Bağları'na götürdük. Evet. Beğendi mi? Evet, beğendik. Peki nasıl anlaşıyorsunuz? Ya İngilizce, birazcık Korece. Ben birazcık Korece biliyorum. Sen nereden biliyorsun Korece'yi? Ben kendim öğrenmeye çalıştım da. Aferin ya. Peki bizim için sorar mısın, Konya'yı beğenmiş mi? Korece sor ama, eğer sorabilirsin. Sorabilirsin. onu şu an sor. Başka bir şey sor. Ne sorayım? Konya güzel, burası güzel mi? Beğendiklerini söylüyorlar, çok güzel diyorlar. Sen bir sor bizim için. İngilizce soralım. Hadi İngilizce sor. Did you like Korea? Ay, did you like Konya? Tamam. Korea? Konya. Tamam, çok güzel. Güzel. Ne zaman gelmiş buraya? Bugün gelmişler, bir hafta kalacaklarmış sana. Bütün bilgiyi depoladım. Ola ki bir röportaj yaparsak, benim kameram nerede? Ola ki bir röportaj yaparsak ben hepsini söyleyeyim. Peki, buradan Kore'ye selam söyleyeceğiz onunla birlikte. İsmi neydi, bana bir daha söyler misin? Tamam. İsmi neydi arkadaşımızın? Söyleyeyim. Name? Adım. Suyon. Suyon. Doğru söylüyor muyum? Suyon. 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 Suyon'la birlikte ömür hayatımda bunu da yapıyorum. Kore'ye selam söylüyoruz. Kore. Kore'ye selam söylüyorum. Selamlar. Hello Kore. Annyeonghaseyo. Bana da söyle, Noazio mu? Annyeonghaseyo. Ay, nasıl zor bir dil. Bir daha. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Evet. Merhaba dedim zannedersem herhalde. Annyeonghaseyo. Türk çayı içmiş mi hiç? Efendim? Türk çayı iç. Turkish tea, drink. Turkish tea? Çay. İçtin mi? Evet, güzel. Güzel, evet, içmiş çay güzel. Güzel. Kore'de var mıymış Türk çayı, hiç görmüş mü? Onu soramayacağız. Kore'de Türk çayı içtin mi hiç? You see Turkish coffee in Korea? Oh yes, yeah, tamam. Size soruyorum şimdi. İyi bir Türk çayı demlemek için ne yapmak lazım? Benim annem şey yapıyor. Nasıl yapıyor? İlk önce suyu koyuyor, ondan sonra çayı atıyor. Öyle demliyor. Bu kadarını biz de biliyoruz. Ama ya işte iyi yapmak için, deminin iyi çıkması için öyle yapıyor. Nasıl tatlı anlatıyor. Kore ekibi arkadan bizim fotoğraflarımızı çekiyor. Çekin. Fotoğraf. Peki Konya'ya niye gelmiyor? Gezmeye gelmişler de neden Konya? Tur olarak gelmişler. Böyle birkaç eli geziyorlarmış. Konya'da varmış içinde. Peki. Sen söyle, iyi bir çay nasıl demlenir? Biz yapıcı değil, içiciyiz genelde. Ne güzel kıvırdın değil mi sorunun cevabını? Bunu biraz düşündüm, evet. Peki. Diğer arkadaşları da tanımak istiyorum. Bana yardımcı olun. Tamam, peki. Gelin. Kamir. Ya onu da ben söyleyeyim. İsim nasıl soruluyor? Bana söyler misin? İrim'in Boyayo. Ne? İrim'in Boyayo. İrim'i Boyayo. İrimi Boyeyo. Benim adım Aram. İrimi Boyeyo. Benim adım Hana. Ben Korece soruyorum, onlar Türkçe cevap veriyor. İrimi Boyeyo. Benim adım Sajin. İrimi Boyeyo. Benim adım Suyok. Ne güzel tatlılar. Merhabalar. Merhaba. Sen daha önce röportaj yaptın mı? Hayır. Sanki birine benzettim gibi. Yok. Senin adın nedir? İrimi Boyeyo. Rukiye. İrimi Boyeyo. Elif. Sizler bizdensiniz, evet. Değil mi? İyi bir çay nasıl demlenir? Bilmem, uzun süre beklemesi lazım galiba çayın. Yani sabahtan demleyip akşama kadar beklemeyeceğiz. Aa, yani. Yok, o zaman yok. Çay acır yani. Acı. Hadi bunun bir süresi var, söyleyin. 15. Yani doğrusunu bilin demiyorum, size göre. 15 dakika mı? Bilmem. Ben de 15-20 dakika arasında diye düşünüyorum. Peki, eyvallah. Nereye gidiyorsunuz şimdi Kore kafilesiyle birlikte? Geziyorsunuz. Burası kültür park, gezin bakalım diyoruz. Kore'ye selam söyleyeceğiz hep birlikte bir kez daha. İrimi Boyeyo Kore diyerek. İrimi Boyeyo. Annyeong. Haydi bakalım. Annyeong Kore. Watcher. O ne demek? Görüşürüz. Bir daha söyle bana da. Annyeong. Annyeong Kore. Annyeong. Haydi bakalım. Teşekkürler. Şimdi ismin ne senin? Erol. Erol. Erol geldi bana dedi ki, abla siz necisiniz? Ben dedim ki biz televizyoncuyuz. Sen necisin dedim. Necisin? Mendilci. Mendilci. Allah'ım nasıl güzel söylüyor. Mendil mi satıyorsun sen? Evet. Alıyorlar mı?
alıyorlar. Kaç liraya satıyorsun? 1,5. 1,5. Bugün iyi sattın mı? Sattım abla. İyi bakalım. Aferin sana. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 4. 4'e gidiyorsun. Yaşın yaşlı diyorum ya. Boyun küçük gibi sanki Erol. Erol'du değil mi isim? Allah'ım tadına bir bakın ya. Bir bakın şunun tadına. Peki hadi el salla kameraya. İzleyecekler mi anne baba seni? İzleyecekler. Hadi bakalım bol satışın olsun. Olur mu? Erol'la da yaptık sohbetimizi. Bugün curcunalı bir yayını götürüyoruz efendim. Yani bir az önce buradaki ustalarımla ne yaptım? Parkura yardım ettim. Sonra büyük abilerimizle başka sohbetler yaptık. Az önce Konya'ya misafir olarak gelmiş Koreli arkadaşlarla güzel bir sohbeti yapmaya çalıştık. Onlara eşlik eden Türk arkadaşlarla birlikte. Vallahi bugün curcunalı gidiyoruz. Sona doğru da yaklaştık yavaş yavaş. Şöyle birkaç kişiye daha mikrofon uzatıp bugünkü çay muhabbetimizi de sonlandıracağız inşallah efendim. Geliyoruz birazdan. Erol'un da hatırını kırmayalım dedik. İyi yaptık değil mi? Hadi bakalım devam ediyoruz. Güzel mi çayın tadı? Dişim olmadığı için herhalde. Diş çektim. Konuşmak istemiyorsunuz mu? Yok hayır. Fark İyi bir çay nasıl demlenir? Şimdi siz tam çayı içecekken ben de size bir sorayım. İyi bir çay nasıl demlenir abla? Neye dikkat etmek lazım? Mesela şu anki bu çay güzel mi? Beğendiniz mi? Daha içmedik çayı. Bir için. Bir için çayı. İçin buyurun. Bir içmeler için müsaade verelim. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Nereden anladınız güzel olduğunu? O tiryaki ona sor. Ben pek anlamam çaydan. Tiryaki olan ablamız mı? Ona biraz düşünme süresi vereyim ben. Seni tanıyalım abla. İsminiz? Ümran. Ümran ablamız tiryaki değilmiş ama illaki çay demlerken bir şeylere dikkat ediyorsunuzdur. Evet. Neye dikkat ediyorsun? Tiryakiye daha çok soracağım. Siz sadece küçük bir şey söyleyin. Neye dikkat ediyoruz? Suyumuzu güzelce kaynatıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra demliğe suyumuzu döküp ondan sonra çayı ben öyle atıyorum. Evet. Peki. Tiryaki... Doğru mu yanlış mı? Herkesin doğrusu kendisine. Peki tiryaki olan ben çayı tutma da size yardım edeyim mi şöyle? Hı-hı. İyi bir çay nasıl demlenir? Tiryaki ablamız. Çayı demli, suyun çok güzel kaynayacak, oturacak çayın. Çay oturması ne demek? Oturtuyorsun orada. Çökecek. Yardımcı çökmesi mi? Evet. Çökecek yani. Yani nasıl olabiliyor, sizde nasıl demleniyor? İşte ben de böyle öğreneceğim sizden diye çıktım. Vallahi. Mesela şimdi adım adım gidelim. Daha demlemeden önce suyu, sadece suyu iyi kaynatacak mıyız? Birkaç defa fok fok edecek mi? Tabii ki canım bayağı bir 5-10 dakika falan ben kaynatıyorum. Ondan sonra da çayı aslında yıkıyorlar ama ben yıkamıyorum. Evet, yıkayın dediler az önce bize de. Siz niye yıkamıyorsunuz? Ben yıkamıyorum öyle sevmiyorum yani. Ama da posa olur gibi geliyor sanki böyle. Rengini orada kaybedecek evet, gibi geliyor. Evet, bence de öyledir peki. Yani. Başka da? Demlik porselen mi olacak, çaydanlık çelik mi olacak? Fark etmez. Mesela ateş mi olacak? Fark etmiyor çaydanlık çayı güzel demledikten sonra hiçbir şey olmuyor. Yeter ki çayı yıkamayacaksın. Yıkamayacağız. Evet. Harman yapıyor musunuz? Birkaç çay, tane çayı karıştırıyor yok. Musunuz? Yok. Sade Rize şey içiyorum. Ne çay da. Marka da söylemeyelim şimdi. Bergamot koyar mısınız? Yok koymuyorum. Koymazsınız. Karışım yapmıyorsunuz yani. Yok, yapmıyorum. Kaç dakika demli tut? Yani demlenmesi için kaç dakika bekleyeceğiz? 25 dakika beklemen lazım. Uzun değil mi? Az önce 15 dediler. Biz hayır tam demini almak tam için. Tam demini alması için 25 dakika. Evet. Peki. Seni daha fazla yormayacağım. İsmin neydi ablacığım? Ayla Eren. Tiryaki. Mersin'den geliyorum birden. Tiryaki olan ve Mersin'den gelmiş olan Ayla ablamızdan da 25 dakika beklememiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Afiyet şeker olsun sağ efendim. Hayırlı günler. Ekibe soruyorum. Ne yapayım? Tamamlayayım mı röportajı? Diyorlar ki bir kişiye daha şans ver. O zaman bir kişiye daha şans verelim. Son kişiyle de artık kim olacak bilmiyoruz. Son kişiyle de çay muhabbetimizi yapıp veda edeceğiz. Bakalım kim olacak o son kişi. Dur bir dakika. Günün son röportajındayız. İsmin nedir? Mustafa. Mustafa diyor ki iyi bir çay nasıl demlenir acaba? Bir dakika kardeş falan dedi arkaya. Şu an kafada toparlamaya çalışıyorsun değil mi? Evet. Sakin ol. Önce seni bir tanıyalım. Bak arka planda çayı düşüne dur. Tamam. Önce seni tanıyalım. Ben çayı zaten çok seven bir insanım. Ben seni tanıyalım diyorum. Sen bana çayı çok severim. Tamam tanışalım. Hadi bakalım başla. Hadi bakalım. İsmin nedir? İsmim Mustafa. Soyadım Gül. Heh. 20 yaşındayım. Ne yapar ne eder? Hazırlanıyorum. Üniversiteye hazırlanıyorum. Ne istiyorsun üniversitede? Hukuk fakültesi. İnşallah Allah nasip eder. Kardeşim razı olsun. Diyor. Kardeşim hepsi kardeşim bunların benim. Grubun hepsi kardeş. Aynen. Tamam. İyi bir çay nasıl demlenir? Şimdi bir de cevapla bakalım. Valla öncelikle ben bir
çay hakkında konuşmak istiyorum. Biz ortam olarak çayı çok seven insanlarız. Türküz hepimiz. Yani çayı sevmeyen insanı ben yani yanımda arkadaşım diye gezdirmem. Çünkü bu kadar da ayrıştırma ya, dur. Ama çünkü çay benim için bir ayrıcalıktır yani. Çay en güzel çay, yani içecektir yani çay. Çay yani çay nasıl demlenir? Nasıl demlenir yani çay bildiğiniz? Çaydanla suyu koyarsın. İyisin değil mi? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Şimdi kendi kendine sordun, kendi kendine cevaplamaya çalıştın. İşin içinden çıkamadın, güldün. Bence siz işin içinden çıkamadınız. Ben seni dinliyorum. Ama sen beni anlamadın şu anda, çözemedin. Özür diliyorum Mustafa. Yok, ben özür dilerim, estağfurullah. Bu konu böyle gider biliyorsun değil mi? Bu konu böyle gider, bu konu bitmez yani. İyi bir çay nasıl demlenir? İyi bir çay nasıl demlenir? Bence yani çay... Yani... Çaydır. Çay çaydır. İçmesini bilene güzeldir. Hiç fikrin yok gibi geliyor. Hiç fikrim yok. Yani çay normal demlenir yani. Suyu koyarsınız, tamam mı? Ondan sonra su güzel bir kaynar böyle. 100 derecenin üstünde kaynıyor biliyorsunuz su. Su kaynadıktan sonra o çaydanlığın küçük tarafı var ya. Demlik diyoruz demlik halk arasında. Aynen. Ona suyu koyarız, kaynamış olan suyu. Üstüne bir de çay koyarız ama çayı dinlenmesi lazım. Böyle... Ne demek dinlenmesi? İyi, unutacaksın yani şöyle bir 15 dakika. Aynen 15 dakika unutacaksın. Ondan sonra koyacaksın sofraya, içeceksin. İkram edeceksin eşine, dostuna böyle. Onunla çay muhabbeti sever. Çay muhabbet içindir yani. Çayı içen insan muhabbet eder. Anladınız mı? Öyle yani. Bunu güzel gerektirir. Özlü sözleri de söyledin çayla alakalı. Aynen. Hani alkış Mustafa'ya? Hani alkış arkadaşlar? Hani alkış? Mustafa bildiğin burada ivmeyi yakaladı. Günün son röportajındayız seninle birlikte de veda edeceğiz Teşekkür Mustafa. Ederim. Var mı başka söyleyeceğim? Valla başka söyleyeceğim yok. İnsanlara çayı güzel olduğunu ve çayı içmesini tavsiye ederim yani. Yeteri kadar çay içiyoruz. Çay her şeydir. Abi. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepinizi çok bak, seviyorum. Bak bu daha güzel oldu. Hepinizi çok seviyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Amin. Senin de inşallah üniversite istediğin noktada karşına çıksın. Amin inşallah. Amin. Teşekkür bugün ederim. Bugün programın sonuna geliyoruz. Mustafa ile birlikte de veda ediyoruz efendim. Keyifli ve bugün gerçekten tadından yenmeyecek güzellikte bir program icra ettik. Kimi yerde turistlerle konuştuk, kimi yerde ustalarla muhabbet ettik. Çayın sohbeti programa da yansıdı zannedersem. Mustafa bu konuda haklı. Biz bugün çayı konuştuk ama çok güzel bir program ortaya çıktı. Çay kendiliğinden sohbeti de getirdi. Zannedersem biz de bir çayı hak ettik. Programı bir keselim, bitirelim, bir gidip çay içelim artık değil mi? Aynen. Mustafa'ya teşekkür ediyoruz ve yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz efendim. Sofranızdan, sohbetinizden çayı eksik etmeyin. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Konyalılar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çok selam söylüyorum.